Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. 9. sınıfların bir tane yazılı örneği paylaştım. Onu söylüyorum. Hemen üst kısma ekledim onu. İkincisi bugün ne yapacağız? Çalışma kitabının ikinci ünitesi yani kümeler ünitesinden başlayacağız. Kitabımızın sıkıntısı şu. Sorular belli bir hani sıralamaya göre gitmiyor. Direkt alt kümele başlamış ve en zor soru çeşitlerinden biriyle başlamış. ABC kümeleri için ne yazmış? A kümesi A, B, 1'i kapsıyor. Peki B kümesi de C, 5'i kapsıyor. Ve C kümesi de şu kümeyi kapsıyor. 3 tane kapsayan kümem var. Şimdi A, eşitmiş. B de C'ye eşitmiş. E, otomatikmen A, B'ye eşitse B de C'ye eşitse o zaman bunların üçü de birbirine eşit. O zaman A kümesi arkadaşlar bir kez içinde kesinlikle A olacak, B olacak, 1 olacak. Hocam bu yoruma nereden vardınız? Şuradan vardık. Bak A bunun üstünde ise yumurtanın sarısı, yumurtanın beyazı. Beyaz sarıyı kapsıyor. Yani o beyazın içinde sarı da var. O zaman AB1, buradaki AB1 yumurtanın sarısı. Burası ise yumurtanın beyazı. Şimdi geldik B kümesine. B kümesinin içinde de kesinlikle C ve 5 olacak. Ve devamı olabilir. Peki... C kümesinin içinde de kim olacak? A olacak, C olacak, 1 olacak, 2 olacak, 3 olacak ve tabii ki 4 olacak. Şimdi canlarım ben şunu söyleyeceğim. Bu 3 küme birbirine eşit ya. Mesela şu an 5'i hiç buraya yazmadım bak. O zaman 5 de olacak. 5'i yazdık. C zaten var gitti. A'yı zaten yazdık gitti. Bak B'yi yazmadık. O yüzden bu kümenin içinde B de olacak. Niye? Bu 3 küme birbirine eşit olduğu için. O zaman B'yi de yazdık. Biri zaten önceden yazmıştım. Daha fazla eleman gelebilir ama bizden en azını sorduğu için bu küme 3, 6, 2 de burada 8 elemanlı. Bak ne yaptık? Yumurtanın sarısı ve beyazı örneği. Buradaki şu A B 1 mesela ilk için bu bizim sarımız diğer geniş olan A kümesi. Peki B kümesi için de bir kez göstereyim. Şurada bizim yumurtamızın sarısı C ve 5 üstündeki kümemiz ne? B kümesi. Peki bu üç küme birbirine eşit olduğu için tüm elemanlar olacak C kümesi en az 8 elemanlı. Geçtik bir sonraki soruya. Şimdi yine bir problem sorusu. Diyorum ya, zor sorularla başlamış. 42 kişilik bir turist kafilesinde İspanyolca bilenlerin sayısı 25, hem İspanyolca hem de Almanca bilenlerin sayısı 8. Şimdi canlarım, ben şöyle bir şey yapacağım. Bir tane küme böyle çizdim. Bir tane küme de böyle çizdik. İki tane kümemizi çizdik. Bunlardan biri İspanyolcanın iyisi, diğeri Almancanın ası. Canlarım, bizim her zaman size söylediğim şeyim şuydu. Konuşamadım. Biraz kelime, cümle biraz sıkıntılı oldu. Öncelik her zaman kesişim kümesinde. İlk onu yerleştireceksiniz. O zaman kesişim kümesinde 8 kişi varmış. Hem İspanyolca hem Almanca. Her iki dili de bilmeyenlerin sayısı varmış. O zaman benim bir evrensel kümem var. Evrensel kümeye geldim, dışa çizdim. Toplam 8, pardon, 7 kişi Hiçbir dili bilmiyor. Peki burada İspanyolca bilenlerin sayısı da kaçmış? 25'miş. Canlarım ben 8 tanesini yazdım. Sakın ama sakın güzel insanlar buraya gelip direkt 25 yazmayın. Biz bu 25'in 8'ini yazdığımız için buraya 17 kişi kaldı. Peki 17 8 tane yaptı 25. 7 daha ne yaptı? 32. O zaman 42 kişi ise 10 kişi de sadece Almanca. Bak ama bu kafilede Almanca bilenlerin sayısı şuradaki A kümesinin komplesidir Almanca. Yani 10 artı 8'den 18 kişi Almanca biliyor. Mevzu bu. İnşallah anlatabildim. Lütfen ama lütfen öncelik şimdi Tamam mı? Gel şimdi üçüncü soruya. Sıralı ikili. Evet kümeler ünitesinin son konusu yani kartezyen çarpım. Kartezyen çarpım canların birinci bileşeni karşı tarafın birinci bileşenine. İkinci bileşeni de karşı tarafın ikinci bileşenine eşittir. O zaman tane tane yaparsak 2A-3 eksi eşittir 9. 2A eşittir 9 artı 3. Yani 12. A buradan kaç geldi? 6. Bu cepte. Şimdi geldik şuraya. B eksi 1 bölü A. A'yı 6 buldum. Eşittir 1'e. B eksi 1 eşittir bölü 6. Karşıya çarpı 6 olarak geçti. B de buradan 7 geldi. A plus B o zaman 13. Yani doğru cevap D şıkkı geldi canlarım. Mevzumuz bu şekilde. Hemen geçelim bir sonraki soruya. Şimdi ne diyor? Yumurtanın sarısı beyazı yine. A kümesinin her elemanı. B kümesinin de elemanı ise A, B'nin alt kümesidir. Bu bizim yumurtamızın sarısı. Bu bizim yumurtamızın beyazı. Ne diyor? A kümesi eşittir. 1, 2, 3, 3, 4, 4. Canlarım unutmayın bu bir bütün bunu parçalayamazsın. Bunu adın gibi bileceksin. Hangisi doğrudur? Şimdi bir elemanıdır A. Hayır burada bir parantezli. O zaman bu yanlış. Burada parantez yok. Peki bu bir parantezli olduğu için bak buraya parantez koymadığı zaman bu yanlış zaten. Bu kafadan yanlış. Peki bu kümenin eleman sayısı 1, 2, 3, 4 5. Bu sarıyı bir tane sayıyorduk. Bu da gitti. Peki arkadaşlar iyi dinleyin. Burası çok ama çok önemli. Benim bir elemanım. Bak bu eleman. Bunun alt küme olmasını istiyorsan ona bir tane parantez yapıştıracaksın. Bunun doğrusu buydu. O zaman bu da yanlış. Şimdi öğretmenim bu biraz işte sıkıntılı. Ben şu 3 ve 4'e göre yaparsa normalde 3 ve 4'te parantez yok. Ona geldim, bir parantez koyduğum zaman alt küme oldu mu? Oldu. Doğru cevap E. Peki, şuna göre yapsaydım 3 ve 4'e mecburen bir parantez daha atacaktım. Tamam mı? Buradaki diğer ve 3 ve 4'e göre doğru. Geçtik 5. sorumuza. Ne diyor? Güzel bir sıralamış. Yeni nesil soru gibi duruyor. Hocalarınız size bu tarz bir soru sorabilir. Şimdi KLM Halk Eğitim Merkezlerinde yörelere göre açılan halk oyunları kursları tabloda verilmiştir. Şimdi tablo böyleymiş. Yani burada aslında bir Erzurum'un olmasını isterdik. Bizi Erzurum'dan izleyenlere selam olsun. İşte Kars var mı? Var. Ondan sonra Erzincan'ın yani kendi memleketimin olmasını isterdim. Halk oyunlarında Erzincan, Erzurum bu yöreler yani işte Malatya gerçekten iyidir. Onu söyleyeyim. Tabi diğer arkadaşlara da selam olsun. Diğer illere de selam olsun. Böyle bir ifade verilmiş. Diyor ki tabloda yöreye ait halk oyunu kursu o halk eğitim merkezinde açılmışsa tik atılmış. Açılmamışsa çarpı sembolü atılmış. A kümesi K, B kümesi L ve C kümesi de M halk eğitim merkezlerinde açılan kursları gösterdiğine göre bak. A dediğin K. Tamam mı? Peki B dediğin L ve C. Şimdi canlarım sadece pardon L. Kusura bakmayın sadece L. Ben şöyle bir şey yapacağım. A kesişim B demek her ikisinin ortak olan özelliği değil miydi? Evet. O zaman K ve L'de açılan yerleri boyayacağım. Bak KVL'de Artvin var mı? Var. Kars var mı? Var. Ankara var mı? Var. Antalya var mı? Var. Şimdi fark C. C kümesi de M'yi gösteriyormuş. O zaman C'de açılmayacak orası. C'de açılmayacak. Peki C'de açılmayan yer şurada açılmamış. Burada açılmamış. Bu boyalı olan yerlerde. O zaman bu kümede kim olacak? Kars ve Antalya olacak. Yani doğru cevap E şıkkı. Tekrar söylüyorum. Kesişim her ikisinde olanlar. Evet. Tikatlı olanlar. Evet. Fark ise olmayanlardı. Olmayacak. O zaman M'de olmayanlar bunlar. Cevap ney? Kars, Antalya. Doğru cevap budur. Geçtik bir sonraki sorumuza. Şimdi bir iş yerindeki tüm çalışanların cinsiyete göre gözlük kullanma durumları dağılımı tabloda verilmiş. Tablo cinsiyete göre gözlük kullanma durumlarının dağılımı. Cinsiyet kadın, erkek. Kadın gözlüklü 24, gözlüksüz 72, erkek bu. Bu iş yerinde gözlük kullanmayan erkeklerin sayısı. Şimdi ben şuraya bir A desem. Tamam mı? Gözlük kullanmayan erkeklerin sayısı kim o? 56. Tamam. Toplam kişi sayısının, toplam kişi sayısı 24 56 daha kaç? 80. 72 daha kaç? 152 artı A'nın yüzde kaçıymış? Yüzde 28. Yüzde 28 demek 28 bölü 100. Canlarım ben şöyle bir hamle yapacağım. Şunun 2 katı 56 ise bunun 2 katı kaç olacak demek ki? 152 artı A dediğin şey 200'e eşit olacak. O zaman buradan 152'yi karşıya at. O zaman 48 kişi ne? Gözlüklü erkekler. Ne diyor? Gözlük kullanan erkeklerin sayısı 48. Mevzu bu canlarım. Geçtik bir sonraki soruya. Bak hocalarınız bu tarz bir tane tablo sorusu sorabilir. Onu söyleyeyim. Peki hangisi A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinden biri değildir? Kural 1. Parantezleri boya onlar bir bütün parçalanamaz. Zincirle birbirlerine bağlılar onlar. Onlar ayrılmayacak. Peki canlarım bak şimdi. Önce şu birinciyi gösteriyorum. A'yı bak. Şu biri, şu iki, şu üçü aldım. Onlara bir parantez koydum. Alt küme oldu. Tamam. Şimdi üsttekini gösteriyorum. Her birine farklı renk kullanacağım. Biri kullandım. İkiyi kullandım. Parantezli 1 2'yi aldım. Alt küme oldu. Tamam. Şimdi sırada hangi rengi alalım? Lila'yı alalım. Dikkat edersen 1'i aldım, 3'ü aldım. 2 ve 3'ü aldım. Alt küme oldu. O da tamam. Şimdi geldik hangi renk olsun? Açık mavi. 1'i aldım. Tamam mı? 1 2'yi aldım. 2 ve 3'ü aldım. Bir parantez koydum, alt küme oldu. Peki geldik sonuncuya. O zaman doğru cevap E şıkkı olması lazım. Sarıyı alalım bu sefer. 2'yi aldım. 1 3 bunun parantezli 1 3 diye bir elemanı yok. Bak unutmayın, parantezli 1 3'ü yok. Parantezli 2 3'ü var. O zaman doğru cevap E şıkkı. Ne yaptık? Bu onun 3 elemanlı bir alt kümesi değil. Tamam, hepsini tek tek renk renk gösterdim. Geçtik 8. sorumuza. Hoppala, güzel bir soru. Şimdi A kümesinin elemanları x'lerden oluşuyor. Tamam. x dediğin şu ne demek Emre hocam? Bana önce onu anlat. 2'nin katı demek. x 2'nin katı. Hocam bana orayı nasıl yazarsınız? Şöyle yazarım. Bir A kümesi 2'nin katıysa sıfırdan başlar unutmayın. Tamam mı? 2 4, 6, 8, 10, 12 böyle gider. En çok unuttunuz oradaki 0. Peki diyor ki B kümesi de diyor ki öyle ki x'lerden oluşur. x a'dan küçükmüş ve eşitmiş. Şimdi şurayı biraz analiz edeceğiz sizle. Ve x eleman 1 pozitif tam sayı. Kümeleri veriliyor. A kesişim B'nin alt küme sayısı kaçmış? 16. Canlarım bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri n ile bulunuyor. 2 üzeri n 16 ise n buradan kaç gelecek? 4. Demek ki bunun 4 tane elemanı var. Ama dikkat. Bak, B kümesi bir kez pozitiflerden oluşacak. Ve kesişimi ne olacak bunun kesişimi? Tabii ki 4 tane elemandan oluşacak. O zaman a'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? O zaman ne olabilir canlarım? Bak. Şimdi 2 olsa, 4 olsa, 6 olsa, 8 olsa, bak 9 olsa, 10 olsa. Şöyle. Ya da burada tabii ki 1 de olabilir, 2 de olabilir, 3 de olabilir. O önemli değil. Ama burada güzel yer şurası. Sen bunları kesiştirdiğinde her ikisindeki ortaklara bakıyorsun ya 2 var, 4 var, 6 var, 8 var, 10 var. O zaman 5 tane. Demek ki şu 10 olmayacak bir kez. Bunu sildim. 4 tane olmasını istiyorum. O zaman şimdi yine kesiştir. 2 var, 4 var, 6 var, 8 var. Kesişimin 4 eleman oldu mu? Oldu. Ama benim en büyük elemanım bu kümede kim? 9. O yüzden doğru cevap de. Ya soru çok tatlı bir soru. Bak Sınavda sorsa çoğu arkadaşınızı eler. Burada 10 niye olmadı? Bak 10 olursa o zaman buradaki kesişim 5 elemanlı olur. Hocam niye 8'de durmadık? En büyüğünü sormuş. 9'u alsam da fark etmiyor sonuç. Çünkü yukarıda 9 yok. Çok efsane ötesi bir soru. Bak efsane ötesi. Bu soruyu izleyenler bunun altına yorum yapacak. Onu söyleyeyim. Geldik 9'a. Ne diyor? A kesişim B kesişim C'nin elemanı kaçtır? Tamam canlarım. Eksi 3 ile 13 arasındaki asallar 2 var, 3 var, 5 var, 7 var, 11 var. Peki eksi 3 ile 7 arasındaki doğal sayılar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peki eksi 5 ile 7 arasındaki tam sayılar eksi 4, eksi 3, nokta nokta 6'ya kadar. Ben Bunların üçünde de bulunan elemana bakacağım. 2 var mı? Var. 3 var mı? Var. Peki 5 var mı? Var. 7 burada var, burada var, aşağıda yok. O zaman benim kesişimim kaç tane elemandan oluştu? 3 elemandan. O da 2, 3 ve 5. Mevzu bu canlarım. İlk 9 sorumuz bitti. İnşallah faydalı oluyordur. Onu söyleyeyim geldik 10. sorumuza. Evet bir Roma mızrağı yine geldi. 442 öğrencinin bulunduğu bir okulda insaflı olun biraz. Ya bu kadar da çok büyük sayılar vermeyin. Biz de insanız. Bu kodlama okulda kodlama, satranç ve yüzme kursları açılmış. 3 küme var. Bu okulda satranç kursuna giden öğrencilerin tamamı kodlama kursuna gitmekteymiş. Bu ne demek? Şimdi şöyle bir küme çizdik. Tamam mı? Hatta şunu silelim. Şurada yapalım o kümeyi. Şöyle buraya çizdik. Tamam. Peki canlarım ne diyor? Hemen şurayı bir daha da okuyayım. Kod, e, bir dakika. Bu okulda satranç kursuna giden öğrencilerin tamamı kodlama kursuna da gidiyor. O zaman satranç bunun içinde olacak. Satranç kodlamanın içinde. Ve ne diyor? Kodlama kursuna giden öğrencilerin sayısı 283. Ve bu kursların üçüne de giden öğrenci sayısı hiçbirine gitmeyen öğrenci sayısının iki katıdır. Şimdi canlarım ben ne yapacağım? Bir tane böyle evrensel küme çizeceğim. Bu tamam. Sonra bir tane de ne yapacağız? Yine şöyle bir küme daha çizeceğiz. Ama ikisinde ortak ezelliği olacak. Tamam. Kodlaması var. Satrancı var. Şuraya da geldik. Yüzmesini koyduk. Şimdi canlarım şurada A var. Şurada B var. Sonra burada ne var? C var. Şurada D var. Burada da E var. Şimdi burada ne diyor? Kodlama kursuna giden öğrencilerin sayısı 283. Yani A artı B artı şimdi burada C, şurada D, şurada E, şurada F de olması lazım. Niye? Kodlamaya gidip de yüzmeye gitmeyen öğrenciler olabilir. O zaman A, B, C ve F'nin toplamı 283. Bu tamam. Peki tamamı A artı B artı C artı D artı E artı F de kaç? 442. Alfa benim bütün harflerini bize yazdıracak belli. Bu kursların üçüne de giden öğrenci kim? Yüzme kodlama şu yani B. B dediğim ifade hiçbirine gitmeyen öğrenci sayısının iki katı. Yani E'nin iki katı. Peki. Ne yapacağız canlarım? Soruyu bitireceğiz. Bak iyi izleyin. Ben şunu alacağım. Şurada A, B, C ve F yerine yazacağım. Tamam mı? Yazdığım zaman bak yazdığım zaman D artı E artı 283 neye eşit canlarım? Tabii ki 442 eşit. D artı E şurayı bir silelim. D artı E eşittir. 442 eksi 283. Şurada yapalım. 442 283 çıkarttığın zaman 12'den 3 çıktı. 9. Burada kaldı 3. Burası 13'ten 8 çıktı. 5. Bura 159. Peki 159 o zaman 159 eksi 117'de kaç gelecek? 42. O zaman E 42 ise 2 çarpı 42'den doğru cevap 84 zor bir sorumu Evet zor soruydu yani gerçekten baba bir soru sınavda sorsalar çoğu kişinin canını yakar onu söyleyeyim geldik 11 sorumuza Evet o sorudan sonra bu soru çerez niyetine kullanmalık bunun birinci bileşeni bunun birincisine bunun ikinci bileşeni bunun ikinci bileşenine eşit 2 üzeri x artı y eşittir 4 dediğin 2'nin karesi. X artı Y buradan kaç geldi? 2 geldi. Sonra şuraya bakarsak X eksi 2 eşittir X artı 2'den X buradan ne geldi? Daha doğrusu şöyle yapalım. Y ne geldi? Eksi 2'yi karşıya attım. X artı 4 geldi. Canlarım Y yerine X artı 4 yazarsam şöyle oldu mu? Oldu. Bak ne yaptım? Şuradaki y'yi geldim buraya yazdım. Yani y gördüğüm yere x artı 4 yazdım. 2x artı 4 karşıya eksi 4 olarak geçti. 2x eşittir eksi 2 oldu. x buradan kaç geldi? Eksi 1. x eksi 1 ise y ne gelecek? Eksi 1 artı 4'ten y de 3 geldi. O zaman 3 üzeri eksi 1'den cevap 1 bölü 3 geldi. Mevzu bu canlarım. Geç şimdi 12. soruya. Güzel bir soru. B kümesinin eleman sayısı A kümesinin eleman sayısından 2 fazla. Yani A'nın eleman sayısı X ise B'ninki X artı 2. B kümesinin alt küme sayısı 2 üzeri X artı 2'dir. A kümesinin alt küme sayısı 2 üzeri X'dir. Bundan 48 fazlaymış. Yani bununla 48'i topluyorum. ilkini elde ediyorum. Üstlü sayılarda ne yapıyoruz? 2 üzeri x çarpı 2'nin karesi yazıyoruz. 2 üzeri x artı 48. Sevenleri kavuşturalım. 2 üzeri x'i bu tarafa atalım. 4 tane 2 üzeri x'ten bir tane 2 üzeri x'i çıkaracağım. 48. 3 tane 2 üzeri x eşittir. 48. 3 tanesi 48 ise bir tanesi neye eşittir? 16. 2'nin kaçıncı kuvveti 16? Tabii ki 4. A kümesinin alt küme sayısı. zaten A dediğin x elemanlı. Yani 4 elemanlı. 2 üzeri 4'ten 16 tane alt kümesi var canlarım. İşaretledim, geçtim 13. soruma. Evet. Ne diyor? ABC birbirinden ve boş kümeden farklı 3 küme. Buna göre A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni kesişim C ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi canlarım, ben bir küme çizmek istiyorum şöyle. Tamam mı? Bunu çizdim. Sonra Olimpiyat halkalarımızı çizelim. 1 sonra 2 sonra 3. Şimdi canlarım, şurası A. Şurası B. Şurası C. Burası da benim evrensel kümem. Arkadaşlar şu ne demekti? Bu De Morgan kurallarından A birleşim B'nin tümleyeni. Yani A birleşim B'yi kapat. Bak A birleşim B'yi kapat. Her yeri boya. A birleşim B'yi kapat. Her yeri boya. O zaman şura hariç buralar boyandı. Peki C ile kesiştirirsen bunu. C ile kesiştirdiğinde sadece şurası kalır bak. C ile kesiştirdiğinde boyadığın yerler. O zaman bura neye eşit? C fark bak. C fark A birleşim B olabilir. Var mı şıklarda? Evet var. Direkt E eşit. Niye? C olacak A birleşim B olmayacak. Mevzu bu. Geçtik 14. soruma. Hoppala yine güzel bir soru. Kartezyen çarpımın dağılma özelliği var mıydı? Vardı. Ben bunu şöyle yazmak istiyorum canlarım. Önce şurayı bir düzenleyeyim. A kartezyen çarpım B birleşim C eşittir. Bunu soruyor. Peki bunun eleman sayısı şu değil miydi? Biz size öğrettik. S A çarpı S B birleşim C. Peki A'nın eleman sayısı kaç? 2. B birleşim C'nin eleman sayısı ne kadar az olursa burada o kadar az olur. O zaman kural ne? B'yi gideceksin C'nin içinde çizeceksin ki şurada B olacak, dışında C olacak ki toplam en fazla 6 eleman olsun. En çok olmasını isteseydi de ayrı kalacaktık. Onu da unutmayın. O zaman şurası da 6. 2 çarpı 6'dan cevap 12. Çok tatlı ama zor bir soru. Ama zor. Onu söyleyeyim. Burada kartizyen çarpımın dağılma özelliğini göreceksin. 2. Birleşimin en az olmasını istiyorsan iç içe. En çok olmasını istiyorsan birbirlerine karşı olacaklar ve aylık olacaklar. Mevzu bu. Geldim 15. soruma. Yine hangileri doğrudur? Bir zincir var parçalanamaz. O zaman bu küme kaç elemanlı? 1, 2, 3, 4, 5 elemanlı. Bu ne demiş? 6. Bu gitti. Bu gitti. Peki bunun elemanları dikkat edin 1 ve 3 yalın halde. Ona sadece bir parantez koyduğun zaman ne olur? Alt küme olur. Bu iki parantez koymuş, gitti. 2 ve 3 elemanıdır A demiş. Yanlış. 2 ve 3 yalın halde, ona bir parantez koyarsan alt küme olur. Alt küme gitti. Peki parantezli 2 diye bunun bir elemanı yok ki. Bunun elemanı normal düz 2. Yanlış gitti. Benim parantezli bir ikim var. Ona bir parantez daha atarsam alt küme olur. Doğru cevap şıkkı. Mevzu bu. Geçtik 16. sorumuza. Bir yudum su alalım. A ve B. E evrensel kümelerin alt kümesi. Çizemre. Bir tane bunu çizdim. Çizemre. Diğerini de buraya çizdik. Canlarım şuraya A yazdık. Şuraya B yazdık. Tamam mı? A fark B'nin eleman sayısı kaçmış? 3. En güzel yer şu an burası. Burada 3 tane eleman var. Tamam. Peki. Şurada X tane eleman olsun. O da tamam. Burada da Y tane eleman olsun. Ona da tamam. Bu, buradan çıkan sonuç 3 artı X artı Y dediğin yani bu kümenin tamamı birleşim 18'e eşitmiş. O zaman x ile y'nin toplamı kaç geldi? 15 geldi. Bu cepte. Şimdi a'nın eleman sayısı x artı 3. a'nın eleman sayısı x artı 3. 3 katı neye eşitmiş? B'nin eleman sayısı. Yani x artı y'ye eşit. Peki 3x artı 9 eşittir x artı y. 3x'i buraya atayım. Yani y eksi 2x olacak. Niye? x'den 3x çıktı zaman 2x olur. Eşittir 9. Gerisi çocuk oyuncağı. Bak. Niye? Şurada yapmak istiyorum. x dediğin şey. x dediğin şey. Ya da y dediğin şey. y dediğin. 15 eksi x e eşit. y dediğin ifade burada bu. y dediğim yere gelip bunu yazacağım. Yani. 9 eşittir. 15 eksi x eksi 2x. Buradan 9 eşittir. 15 eksi 3x. 6 çıkartırsam 9 olur. Demek ki x dediğim 2. O zaman burası 2 oldu. 18 olması için buranın da 13 olması lazım. B fark A'nın eleman sayısı da 13. Mevzu bu canlarım. Güzel insanlar mevzu bu. Geçtik 17. soruma. Yine bir sıralı ikili, yine bir eşitlik. Tamam. Artık ezberledik. 2A-3 B-1'e eşit. B artı 2 4'e eşit. O zaman B artı 2 B artı 2 4'e eşitse B buradan kaç geldi? 2. Geldik buraya yazdık. Sonra 2A-3 eşittir. B-1 B'yi kaç bulduk? Tabii ki 2 iki bulduk. 2'den de 1 çıktı 1 oldu. 2A eşittir 3 artı 1 oldu. A buradan 4 bölü 2'den 2. O zaman A'sı 2, B'si 2. Benim sıralı ikilim 2'ye 2. Mevzu bu. Geçtik 18. Şimdi Türkçe veya İngilizce'den en az birini bilenlerden oluşan. 39 kişilik bir sınıfta sadece İngilizce bilenlerin sayısı Emre hocam hemen çiziyorsun çizdik hemen şöyle yaptık şurası Türkçe şurası İngilizce burada en dış yok niye herkes dil biliyor ben buraya A yazdım buraya B yazdım buraya C yazdım A plus B plus C eşittir 39 sınıfta sadece İngilizce bilenler C Bak sadece İngilizce bilenler C. Bu C dediğim neymiş canlarım? İki dilde bilenlerin sayısının 3 katı. İki dili bilenler kim? B. Bunun kaç katıymış? 3 katı. Burası 3B. Tamam. Türkçe bilenlerin sayısında 3'te 1'i. Türkçe bilenler kim? A artı B'nin de 3'te 1'i. Burada sakın A demeyin ha. Türkçe bilen... Pardon pardon doğruymuş. Tamam tamam. Sadece yazıyormuş. Bak Sadece Türkçe bilenlerin 3'te biri. Sadece Türkçe bilenler kim? A bölü 3. Gerisi çocuk oyuncağı. Bak Türkçe bilenleri sormuş ya. Yani A ve B cinsinden yazacağım. Bak C yerine C yerine 3B yazacağım. Niye? C dedin 3B'ye eşit. Tamam. A yerine ne yazacağım? A yerine de şöyle yapalım. 9B yazacağım. A yerine 9B. Niye? Karşıya gönderdim. Buraya da 9B yazdık. Peki 9B. 1B daha 10B. 3B daha 13B. 13 tane B eşittir 39 sa B buradan kaç geldi? 3. B'ye 3 yazdım. A kaç geldi? 27. 3 kere 9'dan. Buraya da geldik. 27 yazdık. Türkçe bilen kaç kişi var? Sadece Türkçe bilen 27 kişi var sadece türkçeyi sormuş 27. Komple türkçeyi sorsaydı 30. Sadeceyi sorduğu için 27. Geçtik 19. sorumuza. Evet, ezberledik artık. Bir bütün parçalanamaz. O zaman bu küme 1 2 3 4 5 6 elemanlı. Bu gitti. Bunun 5 diye bir elemanı var ama parantezli 5'i yok. Gitti. Bunun 3-4 diye bir elemanı var ama o parantezli. Buna ne yapacaksın? Bir tane elemanı var. 3-4 parantezli elemanıdır A. Doğru. Peki şurayı ilk başta sanki yanlış gibi diyecektim az kalsın. Kusura bakmayın. Doğru. Çünkü bunun parantezli 3-4 elemanı var. Bunun parantezli 7 elemanı var ama bu düz 7 demiş. Yanlış. Bu 7 parantezli alt küme olması için ona bir parantez daha atacağım. Bu da yanlış. Doğru cevap C şık. Geldik 20. soruma. Keman ve gitar kurslarından en az birine gidenlerden oluşan. En az birine giden varsa hiç bilmeyen, hiç gitmeyen yok. O zaman iki kümeyi yine çizdik. Şöyle. Geldik şuraya keman yazdık. Şuraya da gitar yazdık. Buraya A, buraya B, buraya C. 41 kişi. O zaman A artı B artı C eşittir 41. Keman kursuna gitmeyenlerin sayısı. Keman kursuna gitmeyenlerin sayısı C. Her iki kursa gidenlerin sayısının iki katı. Her iki kursa giden kim? B. Onun iki katıymış. Sadece keman kursuna gidenlerin sayısı 17. A 17. A 17 ise 17 yaz buraya Emre. O zaman 17 artı B artı C eşittir 41. B artı C eşittir 24. Memleket geldi. C yerine 2B yazacağım. Şuradan dolayı 3B 24 ise B buradan kaç geldi? 8. 8 kişi her ikisine gider. B 8 ise C de 16. Sadece gitara giden Sadece kemana giden de 17 vardı. O zaman sadece gitara giden 16 kişi var. Doğru cevap C şıkkı. Geldik 21. sorumuza. Son 2 soru. Şimdi canlarım ben iki tane yine kümemi çizdim. Çizdik şöyle. Geldik şuraya A kümesi yazdık. Buraya da B kümesi yazdık. En güzel yer burası. B fark A. Yani 5 tane. Bunu geldim buraya yazdım. A kesişim B'ye ben K tane dedim. Koydum. A fark B 2K oldu. Bitti. Soru çerezmiş. Soru resmen çerez. Bunun toplamı, bunun toplamı, bunun toplamı da 14. 3K artı 5 eşittir 14. 3K eşittir 9. K eşittir buradan 3. A kesişim B'yi sormuş. O da K yani 3. Mevzu bu. Geldik 22 ve son soruya. Şimdi canlarım soru çok basit. Zor olduğuna bakmayın. Bunun cevabı A'nın çarpımıyla B'nin çarpımıydı. Eşittir 8. Kapanışa başlamadan önce bir su içeyim. Evet. Bu da neydi canlarım? B ile B'nin çarpımı. O da tamam. Neye eşitmiş? 16. Demek ki burada 4 Bura 4. B'nin eleman sayısı 4 ise A'nın eleman sayısı da 2. Doğru cevap 2. Mevzu bu canlarım. Hemen sahnemizi değiştirdik. Elimden geldiğince tane tane anlatmaya çalıştım. Bazı yerlerde belki hızlı gitmiş olabilirim. Kusuruma bakmayın. Tamam mı? Sizden istediğim şey şu. Bunlar sınavda çıkabilir bak. Onu söyleyeyim. Çünkü çoğu hocaya artık bu kitaplar dağıtıldı Milli Eğitim tarafından. Sınavda çıkabilir. O yüzden sınava girmeden önce bu videoyu bence izleyin. Onu söyleyeyim. Seviliyorsunuz. Arkadaşlara kanalı önermeyi unutmayın. Takip etmeden izleyenler çok fazla. Lütfen kanalı takip ederseniz daha iyi olur. Seviliyorsunuz.